Ya kızım telefonu kapalı arkadaş, çıldıracağım ya. Acaba sen arıyorsun diye mi kapattı? Kızım saçmalama ya. Aradığım andan itibaren kapalı diyor. Nerede bu kız ya? Nerede ya? Hepiniz konuğu bekliyorsunuz biliyorum sevgili seyirciler. Ay bu nasıl bir program? Ben anlamadım ki. 1,5 saat oldu. Kim çıkıyorsa çıksın artık. Çalıyor çalıyor. Ha. Alo Gül Hanım. Öyle mi? Tamam hemen açıyorum. Hemen açıyorum. Tamam. Tamam. Televizyon açın dedi. Evet. Şimdi günün konuğunu stüdyomuza davet ediyorum. Nazlı, neredesin sen? Okuldayım abi. Nerede olacağım Allah Allah. Korkusuz kalem Cengiz Bey. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun. Abi. İyi misin? Bir şey mi oldu? İyiyim abicim. Merak ettik seni. Öyle aradım. Vallahi abi. Merak etmen ki ben değilim de Asya sanki. Artık beni değil de Asya'yı mı yakın takibi alsan acaba? Ne dersin? Hayır, haklısın abicim. Haklısın. Neyse. Hadi iyi çalışmalar. Hadi anneğinin de selamı var. Ulan beni kardeşimden utanacak hale düşürdüler ya. Bakalım bakalım. Cengiz Bey, siz dürüstlüğü ve doğru haberciliğiyle bilinen birisiniz. Asya ve Tolga hakkında yaptığınız haberler yalanlandı. Ama siz kanıtlarınız olduğunu söylüyorsunuz. O zaman sizi dinliyoruz. Buyurun. Yayından önce arkadaşlara bazı görüntüler vermiştim. Arkadaşlar o görüntüleri size zahmet. Sırasıyla ekrana verebilir miyiz? Bakın aslında bana verilen bu görüntüleri paylaşmam hukuken sakıncalı. Tamam, etik de değil. Fakat habercilik mesleğinin onuru adına, kendi adımı temize çıkarabilmek adına ben bu suçun cezasını baştan kabul ediyorum. Evet, bu gördükleriniz Asya Çelikbaş ve Tolga Tuna'nın WhatsApp yazışmaları. Nereden mesela, nereden bulmuş olabilir ki böyle bir şey? Ben ne dedim baba sana? Benimle ilgisi yok demedim mi? Bak, kanıtlar WhatsApp yazışmalarıymış. Ha, bu görüntülerin Tolga Tuna'nın telefonundan olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Hepsi senin yüzünden, pis sarı. Asya Tolga'ya pis sarı diye mi hitap ediyor? Bu yalana mecburdum Asya. Yoksa Bahri abiyi kandıramazdım. Beni niye ortak ediyorsun? Ben senden hoşlanmıyorum bile. Ne diye sevgiliyiz diyorsun? Bir süre idare ederim. Hem dizinin reklamı olur. Sonra ayrıldık deriz. Peki siz bunları nereden aldınız? Yani Photoshop olma ihtimali var mı? Bakın meslek etiğim gereği tabii ki kaynağımı açıklayamam. Ama güvenilirliği konusunda garanti veririm. Biliyorsunuz korkusuz kalem asla yalan yazmaz. Özür dilerim. Evet. Ay yani yayınlayabiliyor muyuz görüntüleri? Siz istemeseniz de kimliğini vermek istemeyen bir izleyicimiz sizin kaynağınızı bizimle paylaşmış. Elbette burada adı geçenlerin bu programa bağlanıp kendilerini savunma hakkı vardır. Ve biliyorsunuz bu program gerçeklerin ama sadece gerçeklerin yayınlandığı bir program.
O yüzden dileyen bütün adı geçen izleyicilerimizin bağlanmasını ve kendi haklarını savunmalarına elbette izin vereceğiz. Evet, verin arkadaşlar görüntüleri. Düşman etmeye kalktı. Anne. Yalan oğlum. Ben yapmadım. Hı hı. Zarfı da veren sen değilsin zaten galiba. Tolga. Tolga. Oğlum bak sakın. Bak sakın inanma. Oğlum yalan. Oğlum. Tolga. Tolga dur. İnanmadınız değil mi? Ya böyle bir saçmalığa inanamazsınız. Ya ben niye yapayım? Ben inanamadım gerçekten. İnsan insana yapmaz. Sen oğluna yapmışsın. Zarfın içinde ne vardı o zaman Suzan? Ha bir de yani böyle bir dönemde bu haberi yapan bir insanla sen niye buluşuyorsun? Bir de profesyonel olacaksın. Kim Tolga'nın telefondaki yazışmaları alabilir ki başka? Defol git. Görüntüsü almayı bile bilmem. Ya ben niye yapayım böyle bir şeyi? Ekran görüntüsü değildi zaten ondan. Ekranın başka bir telefonla çekilmiş fotoğrafıydı. Niye yapayım? Gülhanım buyurun. Evet evet gördüm gördüm. Vallahi ne desem bilemedim. Ben de bilemiyorum ya. Tamam. Tamam kanala geliyoruz hemen. Tamam, hoşçakalın. Gülhanım kanala çağırıyor. Eyvah, eyvah.